Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Ben Nevşah, sana ustalık yolculuğunda eşlik etmek için buradayım. Yola çıkmaya hazırsan Ustalar Sınıfı Podcast başlıyor. Alar sınıfı podcast'ine hoş geldin. Bir önceki bölümde söylediğim üzere, söz verdiğim üzere bu bölümün konusu ustaca yaşanan ilişkiler. İlişkimizi ustaca yaşayıp yaşamadığımızı, ilişkimizin içerisinde hakiki sevgiyi barındırıp barındırmadığından, sonsuz bir bağ olup olmadığından ve ilişkimize verdiğimiz emekten anlayabiliriz. İlişkimiz ne kadar yüksek bir sevgi bağı, içerisinde ne kadar koşulsuz bir sevgi barındırıyorsa İlişkimizde ben ve karşı taraf ne kadar birbirimize olduğumuz gibi seviyor ve sahipleniyorsak, ne kadar hakiki bir bağ varsa, ilişkiye ne kadar az emek vermem hatta tercihen hiç emek vermediğimiz ilişki, Rueşi ile ilişki demiştik, ne kadar az emek veriyorsam ve emek vermememe rağmen yürüyorsa, ilişki beni ne kadar az yürüyorsa, ne kadar kendiliğinden doğal yani bir kadının çocuğuyla olan ilişkisi gibi akıştaysa o kadar ustaca yaşanıyor demektir. Peki dünyaya baktığımızda durum böyle mi? Tabii ki değil. Çoğu kişi hak ettiği sevgiyi, saygıyı görmüyor. Çünkü kendi zihninde hak ettiği sevgiyi, saygıyı kendine vermiyor. Çoğu kişi ilişkilerinde binbir problem deneyimliyor. Çatışmalar, çekişmeler, ilişkilerinde bir sınav veriyor. Çünkü zihninde bir sınavı veremiyor. Çoğu kişi yargıladığı insani özellikleri kendinde kabul edemediği ve sevemediği özellikleri ilişkisinde deneyimliyor. Kendi içsel savaşını ilişkisine yansıtıyor ve ilişkiler bir savaşa dönüşüyor. Ve aslında böyle olmak zorunda değil. Ama bu ancak yaşamımızda ustalaşmak, bilincimizde ustalaşmakla mümkün. Bizler ancak bilincimizde ustalaşma kararı aldığımızda, ustaca bir bilinçte yaşama kararı alıp zihin eğitimlerine başladığımızda zihnimizde vermemiz gereken sınavı verdiğimizde ustaca ilişkiler yaşamaya başlıyoruz. Çünkü ilişkilerimiz bilincimizin yansıması. Biz kendi varlığımızda kendimize değer vermediğimizde diğerinden değer göremeyiz. Kendimizi suçluyorsak diğeri bizi hep suçlayacak. Kendimizi ne kadar yargılıyorsak o kadar yargılanacağız. Kendimizi ne kadar aldatıyorsak, ne kadar çarpık bir bilinçteysek Hayatla ilgili ne kadar çarpık düşüncelerimiz, bizi aldatan inançlarımız, kalıplarımız, koşullarımız varsa o kadar aldatılacağız. Sevemediğimiz her şey tekrarlanır. Ne yazık ki birçok insan ilişkilerinde yaşadığı sorunlarda karşı tarafı suçluyor ve kendi sorumluluğunu görmüyor ve anlamıyor. Ben bunu değiştirmek için buradayım. Sizleri uyandırmak için. Yaşamda ustalaşmanız adına bir kapı açmak için, bir kapı aralamak için buradayım ve diyorum ki ilişkilerinin tamamından sen sorumlusun. Yediğin bütün tokatlardan, sana yalan söylenmesinden, aldatılmaktan, her ne deneyimliyorsan tamamından sen sorumlusun. Eğer böyle olmasaydı, bugüne kadar kurslarıma gelen müfredat öğrencilerim, on binlerce kişi sadece zihnini değiştirerek sadece kendini yargılarını dönüştürerek ilişkilerini değiştirmiş olamazlardı. Bugün binlerce öğrencim ruh eşleriyle evli ve ruh eşleriyle sonsuz sevgiden gelen, sonsuz sevgiye uzanan, hiçbir emek ve çaba harcamadıkları, hakiki sevgide buluştukları ilişkilere sahip. Bu nasıl oldu biliyor musunuz? Birçoğu ilişkilerle ilgili bir eğitim almadı bile. Çoğu zihniyle çalıştı. Zihnindeki kalıpları dönüştürdü hakiki sevgiyle araya giren yargılarını dönüştürdü ve kendi varlıklarında hakiki sevgiyle buluştu. Sen kendi varlığında sınavı verdiğinde, zihninde sınavını verdiğinde hayatında da sınavlar ortadan kalkıyor. Dünya kocaman bir ayna. Bunu size defalarca hatırlatmam gerekiyorsa defalarca hatırlatacağım. Hayat sana kendinle ilgili ne yapıyorsan, zihninde kendine tepkin neyse bu tepkini yansıtan bir ayna. Zihninde sınavı veremediğin müddetçe hayatında sınavı veremezsin. Zihninde çözmediğin her şey yaşamında çözülmemiş problemler olarak yansır. Zihninde bir şeyi çözdüğün an yaşamında da çözersin. O yüzden bir kişinin hayatına baktığımızda zihninde neleri çözdüğünü anlayabiliriz. İlişkilerindeki tamlığa, sevgiye, derin sevgi bağına baktığımızda kendiyle olan ilişkisinin kendiyle olan bağının gücünü anlayabiliriz. Ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla olan bağ ne kadar güçlüyse o kişinin kendi özüyle, kendi hakikatiyle bağı o kadar güçlüdür. İlişkileri ne kadar yürümüyorsa, hakiki sevgiyi ne kadar bulmadıysa, kendi varlığındaki hakiki sevgiyi bulmadığını ve hakiki varlığıyla ilişkisinin yürümediğini görürüz. Kendi varlığındaki değerle bağlantıda olan Yaşamı içerisinde değer görür. Kendi varlığına, kendi özüne saygılı olan yaşamı içerisinde saygı görür. Madem tüm yaşam bizim bilincimizle ilgili o zaman yaşamını değiştirmek istiyorsan, dönüştürmek istiyorsan bilincinle çalışmak mecburiyetindesin. Ve bu ciddi bir emek ve gayret isteyecek. Zaten eğer ustalaşmak bu kadar kolay olsaydı dünya nüfusunun sadece yüzde biri benim de içinde bulunduğum, öğrencilerimin de içinde bulunduğu sadece yüzde biri ruh hiçbir emek çaba harcamadan kendilerini ortaya koyarak kendileri olarak sevildikleri hakiki sevgi bağını deneyimledikleri cennetten adeta kopma ilişkiler deneyimliyor olmazlardı. Dünya nüfusunun çoğunluğu bunu yapardı. Ama ustalaşmak o kadar kolay bir şey değil. Bu yüzden Nevşen Üstü müfredatı sadece dersler ve metotları öğrenmen bile 3 sene alırken Mentörlüğüm ve müfredattaki grupla devam etmen ömür boyu sürüyor. Çünkü ustalık bir yaşam şekli. Ömür boyu devam ettiğin, kendini kendine adadığın, kendini hakikate adadığın bir yaşam şekli. Bu yaşam şeklini benimseyenler, kendi amacını, kendi anlamını, kendi hakikatini bulmuş olanlar, hakiki sevgiyle bağlantıda olanlar, hakiki sevginin yansıdığı muhteşem, her an şükran duydukları ilişkiler deneyimlerken, bilinçleri hakiki sevgiden uzak, özlerinden uzak, çarpık yapıda olan, koşullanmalar, yargılarla dolu olan insanlar da ilişkilerinde sınav denemeye, ilişkilerinde sürekli bitişler, çöküşler yaşamaya devam edecekler. Bugün ilişkilerinde evustalaşmak ustalaşmak istiyorsan, bunun yarın olmayacağını anlaman önemli. Hiç kimsenin ilişkilerini yönetmek için doğuştan bir yeteneği yok. Hiç kimsenin bilinci doğuştan üst bir bilinçte de değil. Bir üst seviyeye gelmek için ve bir üst seviye ve bir üst seviye gelebilmiş herkes çok sıkı, çok önemli ustalık eğitimleri aldılar. Nevşe Enstitü müfredatı gibi birçok müfredata katıldılar. Şu an dünya çapında ilişkileri yürüyen herkesin zihninde daha evolved, daha üst bir seviyede olduğuna emin olabilirsin. Hayatla ilgili daha az yargıları olduğuna, hayatla ilgili daha az çarpık bakış açıları olduğuna ve IQ'larının daha yüksek olduğuna emin olabilirsin. Eğer sen de bunu yapmak istiyorsan bugün yapabilirsin. Hemen bilgi.neşah.com'a mail atıp ekibimizden bir öngörüşme randevusu alıp eğer gerçekten adanmışlığın varsa ve bunu gerçekten istiyorsan ruh karşılaşmayı, yaşamı usta bir bilinçle yaşamayı, cennette yaşamayı istiyorsan bu randevuyu alıp ne kadar istediğini bize gösterip müfredata kabul edilebilirsin. Belki de edilmezsin. Bizler müfredata herkesi kabul etmiyoruz. Sebebi de herkesin aynı adanmışlığı olmadığını biliyoruz. Ve öğrettiğimiz metotlar çok kıymetli. %100 sonuç alan metotlar. Belli bir adanmışlığı, disiplini olmayan, öylesine lay lay lom Nevşehir Enstitü'ye gelmek isteyen hiç kimseyi kabul etmiyoruz. Çünkü senelerdir %100 sonuç alıyoruz. %100 sonuç almaya devam etme konusunda da kararlıyız. Bir gelir kaygımız yok. Finansal özgürlük noktasından bu işi yapıyoruz. O yüzden de çok fazla insan müfredata gelsin gibi bir kaygımız da yok. Zaten müfredatta şu anda bizimle devam eden dünya çapından yüzlerce kişi var. Bu mastermind grubuna seçerek hak edecek kişileri kabul etmek bizim görevimiz. Ama bunu gerçekten istiyorsan, gerçekten hakikatte olma, kendi varlığınla birleşme, hakiki sevgi noktasından şükran ve ilham içinde duyguların olmadığı cennet deneyimi istiyorsan ruh eşinle ödüllendirilmek ve olağanüstü bir ilişkiye adım atmak istiyorsan bunu ne kadar istediğini bize gösterebilirsin ve sana mutlaka yardımcı oluruz. Beni dinlediğin için teşekkürler. Bugün yine bir kapı aralamaya çalıştım. İnşallah anlattıklarımı anlamışsındır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.